Herkese merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Kamera olduğu gibi şey oldu. Ama bir şey olmamış. Hayır, olmamış. Olmamış mı? Olmamış anne. Suyla nasıl kendine geliyor? Pantol düşmüş. Benim pantolonuma. Hop, hop ya. Pantol düşmüş, pantol. Dur. Çekeyim. Ayas, sen üşüyor mu? Baba gel. Nereye geleyim? Sen de yüz. Hayır, ben yüzemem. Kendime de soğuk çikolata aldım. Soğuk kahve diye soğuk çikolata almışım geçen. Soğuk kahve değilmiş. Neyse, Kerim de içebilir. Niye, sen büyük şeylerde almıyor muydun zaten? Büyük kutu. Böyle. Büyük kutu, ice kafe yerine ice şoko yazıyor. Ice şoko almışım. Oh, okay. Ne yapıyorsun anne? Şunu yiyeyim bari. Al ye. Al, bu ne? Elma. Tanıştırayım. Emre, elma. Elma, Emre. Meyve diyelim diyor kendisine. Meyve hiç yemez de. Kabuğunu soydum Ayas için. Çok güzel. Eşke. Bunun tadı niye böyle ya? Ne? Böyle ya. Tuhaf ne demek? Tuhaf işte. Böyle elma gibi değil tabii. Ya ne gibi? Bilmiyorum, onu çözemedim de. Ay, üstüne oturmuşum bir şey. Bildiğiniz eşki elma ama kendisi meyve yemediği için tuhafına gitti. Baba bak. Evet Kerem. Ayas, üşüdün mü? Üşüdün mü sen? Üşümüş biraz.
Oturacak baksana. Nane gidiyor bak. Çok iyi geliyor Ayasa. Aşırı iyi geliyor. Şu suyu kurmadan önce yine sadece ağladı. Duraksız ağladı. Çok kötüydü. Al şimdi. Ama suda baksana nasıl suda oynuyor. Suda duruyor gidiyor. Yani. Bayağı bir hoşuna bayağı gidiyor. Hop. Koş sen de zıpla. İçeri zıpla. Gerek. Beklemem mi? Hayır. Gerek. Ama öyle olmaz ki. Hani üstüne oturduğun zaman ikisi birden olmuyor. O zaman da patlar. Birazcık üşüdüm. Üşüdün mü? Birazcık. Kurulanalım mı? Sen de yiyecek mi elma Ayas? Ben daha oynamak. Elma? Bence Ayas'ı kurulayalım. Baksana çıktı o. İstemiyor mu Ayas da havuzu? Ben havuzda yüzmek istedim hava. Kömür kömür oldu. Dondu dondu. Hava o kadar sıcak. Şu karşı tarafta duramıyorsun dışarıda. Şu an ama güneş gitti o yüzden. Niye gitti birden güneş? Evet arkadaşlar, Ayas'ı havluya sarmıştık ama gitti havluyla suya atladı geri. Atladı var ya böyle resmen şimdi gitti. Şimdi de tiril tiril donuyor. Koşa koşa gitti. Ben Ayas demeye kalmadı, içine atladı. Bak nasıl üşüyor şimdi. Gel hadi gidiyoruz içeri, kom. Gel biz içeri gidelim. Ben duşa gitmek istiyorum. Nereye gitmek istiyorsun? Havuza gitmek istiyormuş. Havuzda yüzmek istiyorum. Annem yarın kurarız büyük. Büyük havuzu yarın. Tamam, büyük havuzu yarın kuralım. Tamam. Hem de ona şeyi de yaparız böyle. Sıcak su falan da yaparız. Böyle. Bak tamam, titriyorsunuz, üşüdünüz bence. Hava da ama çok sıcak arkadaşlar. Güneş de acayip sıcak. Güneşe çıkınca fena değil, güzel. Evet. Güneşte. Bak nasıl titredi. Havluda sanırım daha... Evet arkadaşlar, bugünün yemeği de yine hingel ve yanına mis gibi çorba hazırladım. Ben çorba içeceğim, hingel falan yemeyeceğim. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. İçine de bolca limon tuzu koydum. O zaman bize afiyet olsun. Herkese yepyeni bir günden selam arkadaşlar. Biz daha dün çekemedik. Ayas gördüğünüz gibi havuzda bayağı iyi bir vakit geçirmişti. Ondan sonrası çıkardıktan sonra saatlerce öfke nöbeti geçirdi. Sesimden de anlıyorsunuzdur. Sesim de bayağı gitti artık. Çok uykusuzum, çok bitkinim. Öfke nöbetleri şu sıra o kadar çok arttı ki size anlatamam. Aşırı derecede öfke nöbeti geçirir oldu. O da ilaçlarından dolayı, biliyorsunuz ilaçları değişti Ayas'ın. O süreçten bu yana böyle çok fena bir haldeyiz. Birazdan yine hemşiresi gelecek. İnşallah bakıp, yani ne bileyim bilmiyorum. O da bir şeylere yardımcı olur. Çok fena bir hafta sonu geçirdik diyebilirim size. Ve öfke nöbeti eskisine bakaraktan çok daha fazla, çok daha uzun sürüyor. Yani saatlerce arkadaşlar oturup ağlıyor, yerlere atıyor kendini, kafasını yerlere vuruyor. Ve inanın artık çok çaresiz kalıyorum. Tamam artık ne yapacağımı, nasıl davranmam gerektiğini falan bunları biliyorum ama çok zor geliyor bana saatlerce Ayas'ı öyle görmek, çok çok zor geliyor. Sonra sağ olsun komşum var benim, Alman komşum, o beni bir fikre yönlendirdi. Onu uygulayacağız. Bakalım, bir denemedik, o kaldı, onu da deneyeceğim. Geldiğinde size göstereceğim işe yaradı mı yaramadı mı Ayas'ta. Her çocuk da yaramıyor biliyor. Benim okulda da vardı, bizim çalıştığımız okulda da vardı. Aslında bir ara düşünüyordum, sonra aklımdan çıkıverdi. Her şeye yetişemiyorum artık. Allah razı olsun ondan, öyle bir fikre getirdi beni. Bakalım umarım onu da
araştırıp bakacağım. Benim bir arkadaşım da onu çocuğuna kullanıyor. Ondan da tecrübesini falan alacağım, bakacağım dedi zaten. Hani bizde var, ben bilmiyordum onlarda olduğunu. Söylüyorsa kendininkinin şeyini söyler. Hani kendi markasınınkini onaylıyor mu, hani iyi mi değil mi falan diye. Çünkü eğer onlarınki iyiyse direkt yanlış yapmadan onlarınkinden sipariş veririm. Şimdi ne yapıyorsun diye sorarsanız saat 1 oldu. Ben bir dışarı gideceğim. Dün diğer havuzu kuralım dedik Emre'yle ama o diğer havuz katlaması, indirmesi, evirmesi, çevirmesi çok zor oluyor. Ve genelde de hep ben olacağım için ve tek başına yaptığım için zor olacak diye düşündük. O yüzden Kerim haklıydı. Yeni bir havuz alınacak. Bunu da internete koyup satacağım. Ya da belki öyle de yapmam. Babamın bahçesine götürürüm. Orada çocuklar yüzer. Çünkü bu en azından orada çok fazla kişiyiz. Onu kaldırması, dökmesi falan da hep birlikte daha kolay olur. Böyle çok zorlanıyorum. Ve zorlanacak hiçbir şeye de şu sıralar gelemiyorum. Nerede beni hayatımı kolaylaştıran şeyler varsa onlara yöneliyorum artık, biliyorsunuz. Bu ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Şimdi bir gideyim, onları halledeyim. Çünkü geldikten sonra hemen geri çıkmam lazım. Kerim'i almam lazım. İkisinin saatleri çekişiyor birbiriyle. Emre işte. Nasıl yapacağım bilmiyorum. İnanın nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani Ayas da 3'e doğru getiriliyor. Kerim de 3'e doğru alınıyor. Bazen Ayas 2.30'da da getiriliyor ve Kerim'i ben her seferinde erken alma gibi bir fırsatım da yok. Yani bakmam lazım nasıl yapacağım. İnşallah bir şeyini bulurum artık. Evet arkadaşlar, ben geldim. Şurada böyle bir havuz aldım Action'dan. Göstereyim size. Bir de böyle üstünü kapatmak için şut folyo aldım. Ve Philips'ten de şöyle bir temizleme sapı aldım. Böyle ştangasıyla birlikte. Bunu böyle temizleyeceğim. İçine biliyorsunuz hep ot falan giriyor çocuklar. Haliyle geri çık yaptıkları için. Bunlar aldıklarım. Saat de yaklaşıyor. Girdiğim gibi eve geri çıkacağım şimdi. Ve çocukları almaya gideceğim. Evet arkadaşlar. Ayas'ın hemşiresi geldi gitti. 20'da duruyorum hala. Saat 6'ya geliyor sanırım. Acıktım. Karpuz aldım. Karpuz yiyeceğim. Karpuz kesiyorum şurada. Karpuzum var. Ortadan dildim, güzel benziyor. Tadı da güzel. Buraya da böyle tavuk sadece şey yaptım. Tuzladım. Şeysiz, kemiksiz tavuk attım. Bakalım. Burada da karpuzumuz. Çocuklar da yemek yiyor. Şimdi onlar ne yiyor Duygu diye sorarsan. Ne yazık ki bugün dışarıdan yiyorlar. Yapacak bir şeyim yok. Yetiştiremedim hiçbir şekilde. Alaniciğim bu var. Bu var. Kerim, Ayas'a su doldurabilir misin annem? Hadi bir tane. Evet. Şu an midem bir yandan ağrıyor. Böbreklerim bir yandan ağrıyor diyebilirim. Böbreğim ağrıyor. Bayağı bir stresli geçtiği için, stres yaşadığım için Ayas yine öfke nöbetine geçirdiği için böyleyim. Arkadaşlar böyleyim. Yani yapacak bir şey yok, değiştirecek bir şeyim yok. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum zaten. Başka bir şey de gelmiyor elimden. Şimdi bir oturayım, kendime geleyim. Daha editim var, akşam editi de yapacağım. Hani böyle bir kapatıp bırakıp bitmiyor. Akşam da edit yapılacak. Artık duruma göre bakacağım. Ağrılarım çoğalırsa yapmam. Dinerse yaparım. Artık buna bağlıyım. Evet, şimdi bir güzelce bir karnımı doyurayım. Evet arkadaşlar, biz karnımızı doyurduk. Yemeğimizi yedik. Editimi de çok şükür çocuklar uyumadan hemen bitirdim. Buralar bu halde. Buraya yetişemedim. Gördüğünüz gibi ortada yeni havuzumuzu kurdum. Üstünü de örttüm. Su pislenmesin, kirlenmesin, kediler falan girmesin diye içine. Böyle kapattım. Buraları toplayacağım şimdi eğer ki gücüm kalırsa. Ama hiç sanmıyorum. Yani o kadar halsizim ki.
Bir şey yapmak içimden pek fazla gelmiyor. Şimdi tek yapacağım şu çiçekleri sulamak istiyorum. Onun dışında da inanın hiçbir şey yapasım yok. Bir de şu çocukların kıyafetini kaldırırım. Düşüyor çünkü sürekli yere. Buralarda gördüğünüz gibi böyle yani buraya da yetişemiyorum artık. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Allah'tan editim bitti. Yani en azından o bitti. Bu arada kameramın şeyine Kerim hep su damlatmış. Bilmiyorum ekranda görünüyor mu ama linzem mahvolmuş bir durumda. Temizlemem gerekiyor. Onun dışında bu video ne kadar oldu, uzun mu oldu, kısa mı oldu hiç bilmiyorum. Son zamanlar hiç elimin ayarı yok. Bazen çok uzun çekiyorum yine her gün atmama rağmen ama kasıtlı bilerek yapmıyorum. Kısa çekince de sizlerden tepki geliyor kısa oldu, niye bu kadar kısa diye. Ama inanın uzun çekemem artık. Yani ortayı bulmam lazım. Kısalara elim daha çok gidiyor artık. Ama bazen dediğim gibi dakika algısını falan kaçırıyorum. O yüzden uzun olabiliyor. Evet şimdi ben bu videoyu o zaman burada kapatayım. Çünkü bilmiyorum ne kadar uzun olduğunu. Çok fazla uzun olsun istemiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde biliyorsunuz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.